Canım öğrencilerim, sevgili 10. sınıflar, hepinize selamlar. Ben İsmail Hoca, SML Hoca. Matematik alanındasınız, hepiniz hoş geldiniz. Gençler artık 10. sınıfın sonlarına doğru yaklaşırken yazılılar da biliyorsunuz yaklaştı, günü geldi. Ve sizler için bir matematik yazılı hazırlık çalışması hazırladım. Umarım sevgili arkadaşlarım yazılılarda yüksek notlar almanızı sağlar bu ön çalışma. PDF açıklama kısmında ücretsiz biçimde mevcut. Tıklayıp indirebilirsin. Çıktısını alabilirsin. Benle beraber soruları çözebilirsin. Veyahut kendini bir yazılıya tabi tutabilirsin. Daha sonrasında çözümleri benden izleyebilirsin diyelim. Hazırsak, videoyu beğendiysek, abone de olduysak geçelim dersimize. İlk soruya beraber bir bakalım gençler. İlk sorumuzda diyor ki şekilde birer kenarları ortak olan düzgün altıgen ve düzgün beşgen verilmiş. Bu noktalar doğrusal, X kaç derecedir? Şimdi beşgenin bir iç açısı 108. Altıgenin bir iç açısı ise 120. E 120, 108 daha e etti hocam 228. E ben bunu 360'dan çıkarırsam eğer şuradaki açıyı elde etmiş olurum. 360'dan 228 çıkarsa 132 kalır hocam. Pekala hala bunu 180'e tamamlayan şey ne? Hocam tabii ki de 48. Demek ki bu 48 buraya 24-24 biçimde parçalanacak. E burası 24 ise hocam şurası da 108'di. O zaman 108 24 daha 132 yapar ve buraya da yine 48'in ta kendisi kalır. Doğru cevabımız E şıkkında verilmiştir dedik. Devam ediyoruz ikinci soruyla. Bu sorumuzda da ABCD düzgün beşgen denilmiş. AFD eşkenar üçgenmiş. Şimdi beşgenin bir iç açısı 108'di düzgün beşgende. E 72 kalıyor geriye. E demek ki burası 36 oluyor. E demek ki burası da 36 oluyor. Tamam? Aynı takdirde burası 24'tür, burası 24'tür. E niye? Çünkü eşkenar eşkenar üçgenin bir iç açısının ölçüsü 60 derece. Daha sonrasında ben şu eşkenar üçgenin bir kenarının eşitliğinden faydalanmak için şunu şöyle çekersem bak bu ikisi birbirine eşit olacaktır. Yani şunla şu birbirine eşit olacaktır. Aynı zamanda bunlar eşkenar üçgen oldukları için burası da buna eşittir. Yani ben gidip şuraya alfa dersem şimdi e doğal olarak şurası da ne olacaktır? Alfa olacaktır değil mi? Pekala. Şimdi ben e, 108, 36, 36'yı görüyorum. E, burası da 108'di. O zaman burası da 36'ya 36 yapar. Bak burası 36. Hocam burası da 36. Şimdi e, beşgenin bir iç açısının ölçüsü 108 ise bak burası da 36 yapar. Değil mi? Burası da 36. Peki 36, 36. Hocam 72. E, 24 daha 96. Şimdi ben 180'den 96'yı çıkarırsam eğer... Bu bana neyi verir? 84'ü verir. 84'ü 2 eşit parçaya bölersem burası 42. E hocam burası da 42. O halde buranın tamamı 60 60'sa x'e kaç kalır? 18'in ta kendisi. Doğru cevabımız c şıkkıydı. Şimdi 3. sorumuza doğru geçiş yapalım. 3. soru da burada. ABCD'nin paralel kenar olduğu verilmiş bize. 6 kök 3, 2 kök 13, 150 derece alan ABCD. Yani paralel kenarın alanı soruluyor. E şimdi güzel kardeşim bak. Burası 150. Şunu şöyle çekersem burası 30. Daha sonrasında gittim B'den karşıya bir dik indirdim. Bu dik indirdikten sonra 90'ın karşısı 6 kök 3 mü? Evet o zaman 30'un karşısı kaçtır? Tabii ki 3 kök 3'tür yarısıdır. Peki kök 3 katı çünkü burası 60. Bunun kök 3 katı nedir? 3 kere kök 3 kere kök 3 yani 9'dur. Burası 9. Pekala. Şimdi buraya kadar her şey normal değil mi? Aynı zamanda Şurası 3 kök 3'tü, burası 9'du. E şimdi ben şunu biliyorum ki burası 6 kök 3, e burası da 6 kök 3, onu da yazalım. Şimdi burasına 30 dedik biz, şuraya 90 dedik. Peki şu uzunluğu, şu uzunluğu acaba elde edebilir miyiz diye bir düşünelim seninle beraber. Bu uzunluk elde edilebilir mi? Edilir çünkü burası 2 kök 13'tü. Bak şimdi, burası şurası dik olduğu için ben burada Pisagor uygularım. Şunun karesi 4 kere 13'ten 52 yapar. Peki 3 kök 3'ün karesi ne? Hocam 27. 52'den 27'yi çıkardım. 25 demek ki burası 5'miş. Yani 5, 9 daha 14 yaptı. Şimdi gel kardeşim şunu bulalım. Şurası neydi? Şurası da 14 yapar mı? Paralel kenarın özelliği. E 14, 14. Hocam 28. E 28 de ben şuradaki yüksekliği 3 kök çarparsam 2'ye böldüğüm takdirde şuranın alanını bulurum. Ama karşı tarafta buna eşit olacağı için ikiye bölmem direkt cevap bu olur. 3 kere 28 bana 84'ü vereceği için 84 3 bana cevabı verir. Doğru cevap C şıkkında verilmiştir dedik. Ve geçtik 4'e. ABC'de bir paralel kenarmış gençler. DF açı ortay. DF AE'ye dik. Burası 5 santim burası 13 burası x. X, x soruluyor bize. Şimdi 5'e 13 varsa o halde ben şuraya 13 K dersem Tabii ki burası da 5K olacaktır. Daha sonrasında arkadaşlar ben 5K'ya 13K olduğunu biliyorum ya hani. E şimdi ben tutup şöyle bir şey yapsam. İyi dinle beni. Ee, şurasıyla şurası hocam birbirine eşittir. Bak Z'den kaynaklı. Gördün mü mi Z'yi? Şununla şu birbirine eşit. E madem öyle artık burası ikiz kenardır. Yani burası da 5 artı x'tir. Değil mi? Peki ben buradan karşı tarafa bir dikme indirirsem, ikiz kenardan indirdiğim için karşı tarafı iki eşit parçaya böler mi? Yani bak burası 18K'ydı. 18K. İki eşit parçaya bölerse 9K 9K olur. Demek ki buraya 4K kalacak. Bu taraf 9K olacak. E peki şimdi ne yapacağım? 5'in 9'a oranı, 5'in 9'a oranı diyeceğim. Yani ikisinin kaç olması lazım? 4 olması gerekiyor. Doğru cevap D şıkkında verilmiştir dedik ve devam ediyoruz. Bir diğer sayfamızda e, kaçıncı soru? 5. sorumuza biraz fazla ilerledik, değil mi? Pekala şimdi dikdörtgen var 5 6 ben şunu şu şekilde çekecek olursam çekecek olursam neyse burası 1 olur çünkü 1 5 6 yaptı. E hocam burası 105'ti o zaman şuraya bir kere 75 kalır burası 15 olur e burası dik olduğu için burası 15 olur e şurası da 75 olur ne görüyorsun 15 75 90 üçgeni yükseklik 1 ise taban 4'tür. Bana dikdörtgenin alanı sorulmuş. 4 kere 6'dan doğru cevap 24'tür diyeceğiz. Cevabımız C şıkkıydı dedik. Ve devam ediyoruz 6. sorumuzda. ABC'de dikdörtgen denilmiş soruda. G köşegenlerin kesişim noktası. Ee, o halde ben şunu şöyle düşünebilirim. Bak şuraya ben H dersem örnek veriyorum. Bu yüksekliğe H dersem burası bana 2H'ı verir. Pekala. Şimdi dikkat et. Şuradaki pembe bölge var ya o pembe bölgeye ben A demek istiyorum. Buradaki A ile S1'in toplamı A artı S1 eşittir diyorum. Tabanımız 12 olduğu için 12 çarpı yüksekliğimiz H bölü 2 yani 6 H geliyor. Şimdi buradaki A ile pembe bölgenin alanıyla S2'nin toplamına göz atalım. A artı S2 de eşittir. E tabanımız burada 6 yüksekliğimiz 2 H bölü 2'den hop gittiler yine 6 H geldi. Demek ki A artı S1 ile A artı S2 birbirinin ta kendisiymiş birbirine eşitmiş. Şimdi o halde ben burayı sildim. S1 ile S2 birbirine eşit olduğu için artık ben buraya kocaman bir S ve buraya da kocaman bir S yapıştırdım. Tamam. Şimdi buradaki A'yı düşünecek olursak gençler. Bunu da şöyle yapalım. İyi dinle beni. e Şimdi ben tutup şunu şöyle çekersem. Burası 6, burası 6. S'e S olmak zorundadır. Bak burası da S geldi. Daha sonrasında ben şunu söyleyebilirim. Dikkatli dinle. Ben şuradaki yüksekliğin h olduğunu buranın iki h olması gerektiğini söylemiştim değil mi sana? E şimdi şöyle düşünecek olursak burasıyla burasının alanları birbirine eşitti zaten. O halde şuradaki parçayla şurasıyla şurası da birbirine eşit olduğundan şu taraftaki üçgenimizin alanı şuradaki üçgenin alanına eşit olmak zorunda mı? Aynen öyle eşit olmak zorunda çok güzel. Şimdi o halde şöyle yapalım. S dedim S dedim buraya da S dedim bak burası S ise burası da S olmak zorundadır bu taraf 3 S ise o halde bu tarafta 3 S'den 2 S gelir toplam burada kaç S oldu 6 S 6 S de bu tarafta var etti 12 S 12 çarpı S eşittir 9 kere 12'den dikdörtgenin alanına eşittir Böylelikle S'yi ben ne buldum? Tabii ki de 9 buldum. 12'ler gitti. S9 da benden ne isteniyor? S1 artı S2. Bunlar birbirine eşit ve S demiştik. Demek ki 2S soruluyor. S9 ise 2S 18'dir. Doğru cevabımız da A şıkkında verilmiştir diyeceğiz. Ve devam ediyorum. 7. sorumla sağ üst tarafta. Ne diyor şimdi burada? Bu bir kareymiş sağdaki. Soldaki de üçgen. EB, AC'yi eşitmiş. EB dediği yer şurası arkadaşlar. Hemen onu düzgün bir şekilde çizelim, gösterelim. EB burası ve AC de sevgili arkadaşlarım, AC de burası. Çok güzel. Şimdi bunlar birbirine eşit geldi. Ben tuttum madem bu karenin köşegeni, o zaman bu da karenin köşegeni ve köşegen uzunlukları birbirine eşit olduğu için artık diyorum ki burası da oraya eşittir. Yani ben buraya alfa dersem şuraya da alfa demek zorundayım çünkü ikizkenar üçgen oluştu bak orada gördün değil mi? Peki güzel Benden x kaç derecedir diye sorulmuştu. Bunu unutma. Şimdi şöyle diyelim. Burası alfa burası, alfaysa, burası iki alfa ise burası 2 alfa. 2 alfa bana köşegen 2 eşit parçaya böleceği için karede 45'i verir. O zaman alfa kaçtır? 22,5'tür. E şimdi şuranın tamamı 45 ise alfa 22 buçuksa burası nedir? Burası da alfadır. Yani x 22 ta kendisiymiş. Doğru cevap D şıkkında verilmiştir diyeceğiz arkadaşlar. Geçtik 8'e. ABCD karesi ve FBC DEC üçgenleri verilmiş. Şurada KL eşittir 13 yazıyor ama kafanızı karıştırmasın. O bir dizgi hatası arkadaşlar. DE 16 burası 12. Şimdi 3 4 5 üçgenin katlarını düşünelim. 3'ün 4 katı, 4'ün 4 katı, 5'in 4 katı 20'dir ve buraya da 20 gelir. Bak şimdi burası alfa, burası beta ise alfa beta 90, burası 90 olduğu için burası beta ve burası alfa'yı verir bana. Yine alfa beta 93 üçgeninde 3 4 5 korunmak zorundadır. Bak burası 4'ün 5 katı. O halde 3'ün 5 katı burası 15'tir. Benden neresi isteniyordu? FB. O halde FB 15'in ta kendisidir diyeceğiz. Devam ediyoruz sevgili arkadaşlarım. 9. sorumuz da bir sonraki sayfada. Evet, şimdi diğer soruya baktığımız zaman da 12'yi, 16'yı, 18'i görüyoruz. Bunlar birbirine eşitmiş. Madem buradaki eşitliği vermiş ben bunu çekersem burası orta taban olur. Bu orta tabanda 18 ile 12'nin toplamı 30 yapar. 2'ye bölersem orta tabanın yükse e büyüklüğü bana 15'i verir. E şimdi düşünelim burası birbirine eşitse bunlar da birbirine eşittir. 16 ise 8'e 8'dir. Burada ne görüyorsunuz? 8, 15 burası kaçtır? 17 benden neresi istenmiş? E, B istenmiş. Yani 17'nin ta kendisi isteniyor. Doğru cevap E şıkkında verilmiştir. Devam ediyoruz 10. soruyla. Diyor ki bana onda d yamuk Burası 4 burası 12 BC eşittir 3AD Tamam 12 3 de B'ye eşit Yani ben buraya K dersem burası 3K olacaktır Şimdi BE dediği yer Şurası 3K Ve AE dediği yer burası da K'ymış gençler Daha sonrasında Şöyle düşünelim Şimdi bu bir yamuk ben bunun orta tabanını hesaplayabilir miyim Yani şu şekilde orta tabanı hesaplasam mesela Şöyle yaptım 412 daha bana 16'yı verir. 2'ye böldüm. Burası 8'miş abi. E, orta tabansa buranın tamamı 4K ise 2K'ya 2K diye bölmek zorunda. Demek ki burası K ki burası 2K gelsin. Burası da 2K artık. 3K'yı kaldırdım oradan. Şu şekilde. E şimdi ne yapacağız hocam? E burası K, burası K ise burası orta tabandır. E benden de o soruluyor zaten. Orta tabanı nasıl buluyorduk? 4 ile 8'i topla 2'ye böl. Doğru cevap 6'nın ta kendisidir. Cevap D şıkkında verilmiştir diyeceğiz. Umarım yazılılarınızda da bu şekilde çıtır çıtır sorular görürsünüz, karşılaşırsınız. Şimdi ABC'de eşkenar dörtgen. şu şuna bu buna hepsi birbirine eşit ve alan FB yani şurası 12 birim kareymiş. 12 santimetre kare taralı alan soruluyor bize. Şimdi hocam şöyle bir şey yapsak biz nasıl olur? Ben şuraya bir buraya bir buraya bir buraya bir, bir dersem burası 2 olur bak. 1'e 1 12 ise 1'e 2 24'tür diyebilirsin gönül rahatlığıyla. Aynı şekilde burası da 2 olduğu için 1'e 2 yine 24'tür. Şimdi kardeşim şunu şöyle çekersek eğer bunu böyle çekersek ne olacaktı? Şimdi bak burası 12 dedim. Burası 12 dedim. Buraya 24 dedim. Buraya 24 dedim. Benden taralı alan soruluyordu. Taralı alan merak ediliyordu. E şimdi burası 24 ise burayı görüyor. E burayı gören yine 24 olmaz mı? E burası iki eşit parçaya bölündü 6'ya 6. O zaman burasının tamamı 24 ise 24'ten 6'yı çıkar burası 18 olur. E burası da 18 olur hocam. 18 18'in toplamı sorulmuş. Doğru cevap 36'nın ta kendisiydi. Doğru cevap E şıkkında verilmiş gençler. Ve artık son sorumuzu çözmeye geçiyoruz. Şekilde verilen A, B, e, F ve A, B, C'de eşkenar dörtgenleri aynı düzlem üzerinde bulunmakta olup DC C 4 kök 2'ymiş. Aha da burası. Ya bunların hepsi eşkenar dörtgen. Bütün uzunlukları da 4 kök 2 a. Peki EF doğrular arasındaki uzaklık yani benden neresi isteniyor? Aslına bakarsan şuradaki mesafe isteniyor. O dik uzaklık isteniyor sevgili gençler. Peki burası 4 kök 2 burası 4 kök 2. Burası da 4 kök 2 olur mu olur? Burası 60 sa yine şurası 60 mıdır? Evet o zaman ben tutup şunu şöyle çekersem diki 30-60-90 üçgeni vardır diyebilirim. Bak burası 90. 90'ın karşısı 4 kök 2 ise 30'un karşısı 2 kök 2'dir. Ve 60'ın karşısında da 2 kök 2'nin 3 katı. Yani 2 kök 6'tır. Buranın tamamı 2 kök 6. Şimdi geldim buraya. Hocam burası 45'ti. E evet. Şimdi ben şunu şöyle çekersem. Şunu da şöyle çekersem. İyi dinliyorsun. Burası 45. Burası da 45. Burası 90. Burası 45. Burası neydi? Hocam 4 kök 2'ydi. 4 kök 2 ise burası 4'tür. Burası 4'tür. Yani şuradaki mesafe. Şurası. 4 müymüş? E şimdi ben 2 kök 6'dan 4'ü çıkarırsam bana şuradaki mesafeyi verir. Cevabımız 4 değil 2 kök 6 eksi 4'müş. 2 kök 6 eksi 4 de bana e şıkkında verilmiştir diyeceğim sevgili arkadaşlarım. Ve böylelikle 12. sorumuzda çözdük ve yazılı hazırlık çalışmamızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sana sınavda yazılı da karşına çıkabilecek hocaların genel itibariyle sorabileceği 12 tane 10. sınıf bir kazanım kavrama sorusu çözdüm aslına bakarsan tam bir yazılı sorusu çözdüm aslında 12 tane umarım yazılım iyi geçer umarım 90'ın üstüne notlar alırsın çünkü 2 yıl sonra bu notlar senin için inanılmaz değerli olacak OBP puanı dediğimiz bir puan türü var ya işte bunların hepsini de yazılılar oluşturuyor üniversite sınavına girdiğin takdirde YKS'ye girdiğinde daha yüksek puanlar almanı sağlıyor. Ek puanlar almanı sağlıyor. Bu yüzden yazılılar çok önemli. Ve umarım senin de bu sınavlarda 90 üstü notlar alman dileğiyle diyelim. Sonraki videolarda görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Unutmayın kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi. Sonraki videolarımızda görüşürüz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da. lütfen unutmayın.